Firavun eşine çocuğu sarayda büyütmesine izin verdikten sonra saraya Sabi'ye süt vermek için kadın geldi. Ancak sütü kabul etmedi. Saraya ikinci hatta onuncu kadın geldi. Ancak Sabi hiçbirinden sütü kabul etmeyerek ağladı. Firavun'un eşi Asiye çok üzüldü, ne yapacağını bilmiyordu. Hazreti Musa'nın annesi de hissetmiş, üzülmüştü. Neredeyse kendini tutamayıp Firavun'un sarayına gidecek olan biteni anlatacaktı. Ancak yapamadı. Allah'a teslim olmayıp ona güvenmeseydi dayanamazdı bu acıya. Sonunda kızını şehre göndererek Musa'ya ne olduğuna bakmasını istedi. Musa'nın kardeşi sessizce sarayın yakınına gitti. Olanları öğrendi ve sarayın bekçisine "Size onun kabul edeceği bir süt annesi getireyim ister misiniz?" diye sorunca Firavun'un eşi duyduklarına çok sevinerek ondan süt anneyi getirmesini istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselamın annesi gelerek ona sütünü verdi. Asiye sevinçle, "Çocuğu al, işin bitince tekrar getirirsin," dedi. Musa'nın annesi çocuğunu doyurduktan sonra onu Allah'a emanet ederek tekrar onlara teslim etti. Musa Firavun'un sarayında büyüdü. Firavun'un oğlu olmadığını biliyordu. İsrailoğullarından olduğunu ve Firavun'un onlara nasıl baskı yaptığını görüyordu. Musa aleyhisselam büyümüş, buluğa ermişti. Musa, halkın dalgın olduğu bir sırada şehre girdi. Orada iki adamın birbiriyle vuruştuklarını gördü. Biri kendi tarafından, öbürü de düşman taraftandı. Kendi tarafından olan, düşmanından olana karşı yardım istedi. Musa hemen ona bir yumruk indirdi ve istemeden adamı öldürdü. Kendi kendine, "Bu şeytanın işidir," dedi. "Çünkü o yoldan çıkaran açık bir düşmandır. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla," dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Musa, "Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım," dedi. Şehirde korku içinde sabahladı. Etrafı gözetliyordu. Birden, dün yardım isteyen kimsenin ona karşı gene yardım çığlığı attığını gördü. Musa ona, "Belli ki sen gerçek bir azgınsın," dedi. İkisinin de düşmanı olan kimseyi yakalamak isteyince adam şöyle dedi, "Ey Musa, beni öldürmek mi istiyorsun? Dün de bir kişiyi öldürmüştün. Senin tek isteğin bu ülkede bir zorba olmaktır. Barışçı olmak istemezsin," dedi. Ve dün öldürülen adamı Musa aleyhisselamın öldürdüğünü her yere yaydı. Bir adam şehrin öbür ucundan koşarak geldi. "Bak Musa, ileri gelenler aralarında seni öldürme işini görüşüyorlar. Hemen buradan uzaklaş. Ben gerçekten senin iyiliğini isteyenlerdenim," dedi. Korku içinde oradan çıktı. Çevreyi gözetliyordu. "Rabbim," dedi, "beni bu zalim kavimden kurtar." Musa aleyhisselam korkarak Mısır'dan ayrıldı. Medyen'e ulaştığında bir ağacın altında dinlenmek için oturdu. Yanında bir kuyu vardı. Halk ondan su alıp hayvanlarını içiriyordu. Musa aleyhisselam hayvanlarını sulayan çobanları izlerken onların gerisinde iki kadın gördü. Hayvanlarını sudan men ediyorlardı. Onlara, "Sizin bu haliniz nedir?" deyince onlar, "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine girip hayvanlarımızı sulayamayız," dediler. Bunun üzerine Hazreti Musa 10 kişinin birden kaldıramayacağı kuyunun kapağını tek başına açarak hayvanları suladı. Daha sonra yanlarından ayrılarak oturduğu yere geri döndü. Rabbine el açarak, "Rabbim, bana bahşettiğin bir hayra öylesine muhtacım ki," diye niyazda bulundu. Az sonra iki genç kızdan biri dönerek onun yanına geldi. "Babam bize yardım ettiğin için seni eve davet ediyor," deyince başını öne eğerek ayağa kalktı. Genç kız önünde yürürken rüzgar başladı. Elbisesi üzerine yapışıyordu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam hayayla gözlerini kapatarak, "Ben önden yürüyeceğim, sen beni yönlendirirsin," diyerek kızın önüne geçti. Eve kadar yürüdüler. Yaşlı adama Musa aleyhisselam olan biten her şeyi anlatınca adam, "Korkma, zalim kavminden kurtuldun artık. Bana 8 yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamak isterim," dedi. "Eğer 10 yıla tamamlarsan
senin iyiliğin olur ama sana sıkıntı vermek istemem dedi. Musa aleyhisselam kabul etti ve anlaşma yılı bittiğinde ailesiyle beraber Mısır'a dönmeye karar verdi. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Musa o süreyi doldurunca ailesiyle birlikte yola çıktı. Tur'un yanından bir ateş hissetti. Ailesine, "Durun, ben bir ateş hissettim. Olur ki oradan size bir haber yahut o ateşten bir kor getiririm. Belki ateş yakarsınız," dedi. Oraya varınca vadinin sağından o bereketli yerde o ağaçtan şöyle bir ses geldi. "Ey Musa, şüphesiz ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım." O ateşin içinde olan da çevresinde bulunan da mübarek kılınmıştır. Varlıkların sahibi olan Allah'ın bir eksiği yoktur. İşte ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar çünkü sen kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Artık vahyolunacakları dinle. İşte ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. Sağ elindeki nedir ya Musa? Dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkerim. Ona başka ihtiyaçlarım da olur. Dedi ki, bırak onu Musa. O hemen bıraktı. Bir de ne görsün? O bir yılan olmuş, koşuyor. Ne zaman onu sanki bir yılan gibi deprenir gördü, gerisin geri dönüp arkasına bile bakmadı. Musa, dön, korkma, çünkü sen güvende olanlardansın. Onu al, korkma. Biz onu yine eski durumuna çevireceğiz. Elini koynuna sok, lekesiz, bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek. Bunlar Firavun ve adamlarına karşı Rabbinin iki delilidir. Doğrusu onlar yoldan çıkmış bir topluluktur. Firavun'a git, çünkü o pek azmıştır. Ona de ki, arınma niyetin var mı? Rabbine giden yolu göstereyim ki ona saygı duyup korkasın. Musa dedi ki, Rabbim, ben onlardan bir adam öldürdüm. Korkarım onlar da beni öldürürler. Rabbim, doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum. İçim daralıyor, dilim tutuluyor. Onun için elçiliği Harun'a ver. Onlara karşı işlediğim suç da var. Korkarım beni öldürürler. Allah, asla dedi. O zaman ikiniz de belgelerimizle gidin. Doğrusu biz sizinle beraber dinlemekteyiz. Ve böylece Musa aleyhisselam Mısır'a Firavun'un sarayına gitti. Firavun'a tabiinin emrettiği gibi yumuşak sözle yaklaştı. Ona alemlerin Rabbinden, cennetinden, rahmetinden, onun varlığına inanıp ibadet etmenin gerekliliğinden bahsetti. Ve İsrailoğullarını göndermesini istedi.
Firavun Hazreti Musa'yı alay ederek dinledi ve ona "Alemlerin Rabbi de kimmiş?" diye sordu. Musa aleyhisselam "Yerin, göğün ve ikisi arasının sahibi" diye cevap verdi. Firavun onunla alay etmeye ve onu küçümsemeye devam edince Musa aleyhisselam onu başka bir yolla ikna etmeye çalıştı. Ona mucizelerini göstermeye başladı. Elindeki asayı atınca yılana dönüştü. Elini koynuna soktuğunda bembeyaz ay gibi çıktı. Firavun etrafındakilerle istişare ettikten sonra Musa'nın sihrine karşılık "Biz de bir sihir göstereceğiz" dediler. Bütün sihirbazlar Musa aleyhisselama meydan okumak için belirlenen vakitte toplanacak ve yarışacaklardı. وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون